Merhaba, bugün sizlere doğumun başlama bilgisayarından bahsedeceğim. Şimdi aslında 36. haftadan itibaren artık bebekler sağlıklı bir şekilde dünyaya gelecekleri için yüksek olasılıkla anneler 36. haftadan itibaren böyle büyük bir heyecanla acaba ne zaman doğuracağım, şimdi ne zaman hastaneye gitmeliyim, işte şöyle bir şey oldu, acaba bu doğumun yaklaştığının bir habercisi mi, işte kaç haftam kaldı, özellikle eğer uzamış bir beklentiyse, 38. haftayı geçtiyse artık işte anne adayları heyecanlanır. Etrafındakilerin de baskısıyla sürekli işte ne zaman doğuracağım, işte ne kadar kaldı gibi endişeleri olur. Biz de bu videoda size doğumun belirtilerinden bahsetmek istiyoruz. Bu şekilde kafanızda netleşir ve ne zaman hastaneye gideceğinizi de öğrenmiş olursunuz. Öncelikle doğumunuz yaklaştığınızda bir hafifleme yaşayacaksınız. Aslında bu büyüklerimizin bahsettiği, işte senin karnın düştü, senin artık doğumun yaklaştı olayıdır. Evet, gerçekten böyle bir şey var. Karnınız eğer yavaş yavaş aşağıya indiyse ve artık bebeğinizi daha aşağıda hissediyorsunuz, bu hafifleme olarak adlandırdığımız artık bebeğin doğum kanalına yerleşmeye başladığını gösteren ve yaklaşık doğumunuza 1-2 hafta kaldığını, bazen bazı gebelerde işte hafifleme yaşıyor ve ertesi gün doğum başlamış oluyor. Bunları da yaşayabiliyorsunuz ama ben burada genellikle olan kısımlarından bahsedeceğim için lütfen özel bir durumunuz varsa ya da farklı bir durum yaşarsanız işte böyleydi acaba yanlış bir durum mu var diye düşünmeyin. Her doğum ve her bebek, her gebelik kendine has ve özeldir. Ama tabii ki belli genellemeler var. Biz burada onlardan bahsedeceğiz. Dediğim gibi hafifleme yaşadıysanız 1-2 hafta içerisinde doğuracaksınızdır artık. Doğumunuz yaklaşmıştır. Şimdi bebeğiniz doğum kanalına girdi ve siz hafiflediniz. Mide yanmalarınız azalacaktır. Daha rahat uyuyacaksınız. İşte daha rahat yemek yiyeceksiniz. Tabii aslında doğum çok yüksek bir miktarda enerji gerektirdiği için size böyle vücudunuza anormal bir enerji gelecek bir yerlerden. Genellikle hep öyle söylerler. İşte çok böyle enerjiktim, evi temizledim, sonra gittim doğum yaptım falan diye anlatır etrafınızdaki insanlar duymuşsanız. Bunun asıl nedeni aslında metabolik olarak bu doğumun çok yüksek bir enerjiye ihtiyacı olduğunu vücudunuz biliyor ve size doğum için enerji gönderiyor. Siz çok fazla enerjik oluyorsunuz ama biz bu enerjiyi yanlış kullanıyoruz ve doğumdan sonra evimizi ziyarete gelecek, işte bebeği görmeye gelecek kişiler için evimizi temizliyoruz. Ama bu enerji bize doğumda lazım. O yüzden böyle bir enerji patlaması olarak işte 1-2 haftadır yatıyordum, işte artık ağırlaşmıştım, işte karnım da düştü, hafifledi, işte kalktım, temizlik yaptım falan diye adlandırmayın. Bu size doğumda lazım olacak enerji. Dinlenmeye devam edin ve enerjinizi doğuma saklayın. Bu sefer daha rahat bir doğum yaparsınız. Çünkü gerçekten yorulduğunuz zaman hem bebeğiniz de yorulmuş olacak, hem de doğuma yorgun bir şekilde gideceksiniz ve doğumda gerçekten ciddi bir enerjiye ihtiyacınız var. Ikınmalar, kas güçleri doğumda size hepsi lazım olacak. Bu enerjiyi doğuma saklayın, vücudunuzu dinleyin. Onun bir bildiği var. Diğer bir belirtim ise nişan. Artık doğumun çok yaklaştığını gösteren bir belirti. Bu serviksin, yani rahim ağzının başında bulunan böyle hafif kanlısı, böyle mukus gibi bir tabaka. Böyle hafif kanlı akıntım oldu diye tabir eder annelerimizin bazıları. Bu rahim ağzının yumuşamasıyla artık bu mukus tabakası hafif kanamalarla, çok küçük kanamalarla beraber aşağıya düşer. Ve siz böyle iç çamaşırınızda çok fazla olmayan, böyle çok hafif kanlı bir mukus tabakası, işte akıntı görürsünüz. Bu artık nişandır ve doğumunuz artık çok yaklaşmıştır. Daha sonra ise suyunuz gelir ki artık bu suyun gelmesi sizin tam olarak hastaneye gitmeniz gereken zamandır. Suyun gelmesiyle artık 24-48 saat içerisinde doğum gerçekleşir. Normal doğum da olabilir bu, sezaryen de olabilir. Çünkü suyun gelmesi demek artık sizin ev şartlarında enfeksiyon kapabileceğiniz ve sadece sizin değil artık doğum kanalı tamamıyla açık olduğu için bebeğin de enfeksiyon kapabileceği bir durumdur. Ve bu saatten sonra artık sizi sağlık görevlileri bakmak zorundadır. Bebeğe de sık sık kalp atışlarını, işte durumunu kontrol etmeleri gerekmektedir. Gerekirse eğer sancınız yoksa, başlamadıysa, suni sancıyla destekleyerek sancılarınızı arttırıp bebeğin çıkışını sağlanması gerekmektedir. Hiç olmadığı durumlarda sezaryen yapılmaktadır. Peki bu hep bu şekilde mi ilerler? Yani hafifleriz önce, sonra enerji patlaması yaşarız, sonra işte nişanımız gelir, suyumuz gelir ve artık doğum gerçekleşir. Hayır,
Asla böyle değil. Hiçbir şeyiniz yok ve sadece tuvalete gittiniz. Biraz fazla su geldiğini düşündünüz ya da akıntı mı olduğunu anlamadınız. İşte çıktınız, altınıza bir günlük pedinizi yerleştirdiniz ya da tekrar iç çamaşırınızı giydiniz. Tekrar iç çamaşırınızı ıslandırırken dediniz ki anormal bir şey var ya da çok fazla bir akıntı var. Bu normal değil. Ben bir doktora gideyim. Baktı, birden suyunuz geldi. Hiçbir şey yoktu. Ne nişan geldi, ne başka bir şey oldu. Siz hiçbir şey hissetmediniz. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ya da şöyle bir şey oldu. Hafifleme yaşadınız. Nişan geldi. Bir iki gün sonra siz sancılandınız ama suyunuz gelmedi. Olamaz mı? Tabii ki olabilir. Bazı annelerde önce sancı gelir, kese açılmaz. Daha sonra hastaneye giderler, sancılar sıklaşır. Bazı durumlarda kese hiç açılmaz. Doktorlar dışarıdan müdahaleyle açarlar, vajinal müdahaleyle açarlar. Bazı durumlarsa doktor hastaneye gittikten sonra işte sancılar 2 dakikada bir sık şekilde gelmeye başladığında kendiliğinden açılabilir yine. Ama bazı durumlarda kese açılmadığı durumlarda hastaneye gitmeniz gerekiyor. Ne zaman gideceksiniz o zaman? Sancılarınız 5 dakika arayla geldiyse. O zaman artık düzenli bir şekilde 5 dakika arayla sancılarınız geliyorsa hastaneye gitmeniz gerekiyor. Ama siz tedirginsiniz, hastane size çok uzak veya yanınızda hiç kimse yok. Hani 5 dakikada bir geldiğinde siz kalkıp gidebileceğinizi belki düşünmüyorsunuz. Belki doğumunuz ikinci, üçüncü doğumunuz ki ikinci, üçüncü doğumlarda artık çok daha kısa sürebiliyor. Sizin yapınıza bağlı bazıları gelip hastaneye 3 dakikada doğurabiliyorlar. Bazıları ise 3 saatte, bazıları 30 saatte. O yüzden eğer tek başınızaysanız, size yardımcı olabilecek kimse yoksa, hastaneye çok uzaksanız hastaneye gidin. En güzeli hastaneye yetiş yaptıktan sonra sancılarınızı orada karşılamanız. Doğum belirtilerine dönecek olursak, dediğim doğum belirtilerinin dışında tabii ki başka doğum belirtileri de var. Bulantı, kusmanın başlaması, bazı annelerin anormal bir şekilde ishal, bazı annelerin anormal bir şekilde kabız olması, baş ağrıları vesaire birçok böyle yayılabiliyor bu alan. Çünkü aslında dediğim gibi bu doğum çok kişisel bir olay. Her doğum bile kendine özel. Bir bebeğin doğumuyla diğer bebeğin doğumu aynı olmadığını söyleyen birçok iki çocuk, üç çocuk annesi var. Çok farklı olduklarını söyleyen. O yüzden kendinizi iyi değerlendirin. Eğer ilk doğumunuzsa tabii ki etrafınıza sürekli birileri olsun, yanınıza sürekli birileri olsun. Bu konularda daha uyanık olun ve daha böyle pimpirikli olun. Eğer iç çamaşırınızı hafif kanlı bir akıntı görürseniz, ya önemli değildir, bence bu değildir. Zaten hiçbir şey hissetmiyorum. Hafiflemem de olmadı. İşte bence bu değildir demeyin. Yine bir kontrole, muayeneye gidin. Bir muayenenin hiçbir zararı olmaz. Da aksine yararlı olur. Hem bebeğinizi görmüş olursunuz, iyiliğinden haberdar olursunuz. Hem de doğumun yaklaştığına dair haberci olmuş olursunuz. 35. haftanın itibaren artık doğum çantanız zaten kapının yanında hazır bir şekilde bulunsun. Hemen işte doğum başladığında gidebilin hastaneye onu alıp. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım çok sağlıklı, çok güzel doğumlar yaşarsınız. Sağlıkla, mutlulukla bebeğinize kavuşursunuz. Hoşçakalın.